Bir kitabı asla kapağına göre yargılamamak gerekir. Aynı durum hayvanlar için de geçerli. En korkunç görünen örümceklerden, yılanlardan ve vahşi kedilerden bazıları oldukça zararsız ve uysal olabilir. Buna karşılık en sevimli bulduğumuz yaratıklardan bazıları da isterlerse bizi rahatlıkla öldürebilir. Kuşların çok güzel olduğunu mu düşünüyorsunuz? 2 numaraya kadar izlemeye devam edin. Kuşların cinayet potansiyelini duyunca şok olacaksınız. Haydi başlayalım. Pars fokları. Bu deniz canlılarının sizi kandırmasına izin vermeyin. O masum ışıltılı gözlere bakmak yaptığınız son şeylerden biri olabilir. Pars fokları aslında katil balinaların yanında Antarktika'nın en büyük yırtıcıları olarak yer alıyor. Karada şişman ve işe yaramaz görünebilirler. Ancak su altında güçlü 4 yüzgeçlerini kullanarak 25 mil hıza ulaşabilirler. İsimlerini benekli paltoları ve korkutucu çenelerinden alan pars fokları 3 metre uzunluğa kadar büyüyebilir ve 450 kilogram ağırlığa kadar çıkabilir. Ancak büyük boyut ve dişler mutlaka tehlike anlamına gelecek diye bir şey yok. Endişelenmeniz gereken şey bu hayvanların saldırgan olmalarıdır. Onlara çok yaklaşırsanız İngiliz deniz biyoloğu Christy Brown'un 2003'te yaptığı gibi nihai bir bedel ödeyebilirsiniz. Antarktika Yarımadası'ndaki bir araştırma istasyonunun yakınında şnorkelle yüzerken bir pars foku tarafından su altına sürüklenip boğulan Christy'nin ölümü, pars fokunun neden olduğu ilk insan ölümü. Çılgınca değil mi? Siz bir de 2 numaralı katil kuyuyu dinleyin. Kediler. Endişelenmeyin. Kedinizin sizi uykunuzda öldüreceğini sanmıyoruz ama kesinlikle arka bahçenizdeki her şeyi öldürüyorlar. Nature dergisinde yazılan kapsamlı bir rapor, kedilerin yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda ortalama 2.4 milyar kuş ölümünden ve 12.3 milyar memeli ölümünden sorumlu olduğu bulundu. Demek kedinizin avı çoğunlukla fareler ve kuşlar olduğu için o kadar da korkmadınız. Ama bir de şöyle düşünün, bu rakamlar insan hayatı olsaydı evcil kediler tüm insan ırkını her yıl 2 kez ortadan kaldırırdı. İleride fare veya sincap gibi yerli memelilerin nesli tükenirse kimi suçlayacağımızı bileceğiz. Balon balıkları. Balon balığı, kayıp balık Nemo'da sevimli bir hayvan gibi yansıtılmış olabilir. Ama sakın buna aldanmayın. Balon balığı, gezegendeki en zehirli canlılardan biridir. Kendilerini tehdit altında hissettiklerinde, kendilerini korumak için vücutlarını şişirdiklerinden çok kabarık ve sevimli görünürler. Ama işte tam da o anda bu hayvanlardan uzaklaşmalısınız. Bir balon balığı kendini şişirdiğinde zehirli tetrodotoksinden o kadar çok salgılar ki 30'a kadar insanı öldürebilir. Japonya her yıl bu şişirilebilir hayvanlardan 10 bin ton yiyor. Ama öldükten sonra bile balon balığı siyanürden 1200 kat daha zehirlidir. Doğal olarak şeflerin sıkı bir eğitimden geçmeleri, ardından yasal olarak zehirli balığı hazırlamalarına izin verilmesi için zorlu bir sınava girmeleri gerekir. Panda. Pandalar hakkında ne kadar sevimli video izlediğiniz önemli değil. Bu hayvanlar çok tehlikeli. Bu bambu yiyen tüy toplarının tutuşları kuvvetlidir ve bir insan bacağına zarar verecek kadar güçlü ısırabilirler. 2015 yılında vahşi bir panda Çin'in Gansu eyaletindeki bir köye girmişti. Yetkililer hayvanı yakalayıp vahşi doğaya bırakmaya çalıştı. Pandayı bir adamın çiftliğine kadar kovaladılar. Ayı dişlerini çiftliğine girdiği çiftçinin bacağına batırdı. Adam birçok ameliyat geçirmek, neredeyse bacağının kesilmesi gerekecekti. Çiftçi köy meclisinden 71 bin dolar alırken bize de pandaların ne kadar sevimli olursa olsunlar vahşi hayvanlar olduklarını hatırlattı. Rakunlar. Galaksinin koruyucularını izlediyseniz kızgın bir rakuna bulaşmamanız gerektiğini bilirsiniz. Bu doğru. Ancak filmde gördüğünüz nedenlerden dolayı değil. Çok hoş bir lakabı olan çöp pandaları, yani rakunlar aslında çok daha ciddiye alınması gereken hayvanlar. Genellikle insanlarla yüzleşmekten kaçınsalar da kendilerini tehdit altında hissederlerse ısırır ve tırmalarlar. Tabii rakun ısırıkları o kadar da acıtmaz ancak çoğu insanın bilmediği şey bu canlıların kunduzun en yaygın taşıyıcılarından biri olduğudur. Enfekte bir rakun sizi ısırırsa ateşten kusmaya ve halüsinasyonlara kadar her şeyi yaparsınız. Klinik semptomlar ortaya çıktığında ise kuduz neredeyse %100 ölümcüldür. Neyse ki kuduz aşıyla önlenebilir bir virüstür. Ama muhtemelen bu tüylü toplara uzaktan hayran olmak en iyisi. Sincap.
İnsanlardan bu kadar ürkek bir şekilde kaçan ve vahşi doğada her görüldüğünde sevimli videoları viral olan bir yaratık ne kadar tehlikeli olabilir? Pek çok avcı için potansiyel bir av olmak sincabı ve savunma mekanizmalarını biraz güçlendirdi. Kaliforniya'da sincaplar en sık yırtıcılarından biri olan çıngıraklı yılana karşı etkileyici savunma mekanizmaları geliştirdiler. Sincapların zehirlerine karşı bağışıklık geliştirdiği yılanları geri ısırdı. Ardından vücut ısılarını arttırıp kuyruklarını büyüttüğü biliniyor. Bu da etrafını kızıl ötesiyle algılayan yılanlarının önlerinde büyük bir yırtıcı olduğunu düşünmelerine neden oluyor. Kuduz sincaplar da rakun kuzenleri gibi insanları ısırma yeteneğine sahiptir. Ama belki de en korkunç sincap olayı Rusya'da bir sürü sincapın başıboş bir köpeği öldürüp parçalara ayırmasıdır. Evet, bu gerçek bir olay. Büyük bir sokak köpeği ağaçların etrafında ve dallarda saklanan sincapları havlıyordu. Birçoğu aniden aşağı indi ve raporlara göre köpeğin iç organlarını dışına çıkardılar. Ornitorenk. Hiç yavru bir ornitorenk görmediyseniz kalbinizin erimesine hazır olun. Ornitorenklerin yetişkinleri bile benzersiz olduğu kadar sevimli olmaya da devam ediyor. Ancak ördek gagalı ornitorenk sadece yumurta bırakan birkaç memeliden biri değil. Aynı zamanda inanılmaz derecede zehirli olan birkaç memeliden biri. Evet, bu ördek gagalı türün erkeklerinin ayaklarının topuklarında keskin mahmuzlar vardır. Yılan, örümcek gibi diğer ölümcül hayvanlara benzer. Zehir içeren mahmuzlar. Erkek bir ornitorengin sokmasının yüzlerce eşek arısı tarafından sokulmak kadar acı verici olduğu söylenir. Ve yetişkin boyuttaki insanlar için ölümcül olmasa da kurbanlarının en az birkaç hafta boyunca işe gidemeyeceği garanti edilir. Yani bir ornitorenge yaklaşmadan önce iki kez düşünün. Karınca yiyen. Karınca yiyenlerin gözlerinin görmemesi, kulaklarının duymaması ve dişlerinin olmaması, diyetlerinin çoğunu oluşturan minik karıncaları ve termitleri yutmak için uzun çıt çıtlarını kullanmaları onları neredeyse sevimli kılıyor. Bu hayvanın ölümcül olabileceğine inanmak zor ama eksikliklerini pençeleriyle telafi ediyorlar. Pençelerini puma ve jaguar gibi avcılara karşı kullandıkları biliniyor. Ve eğer puma gibi bir canavar karınca yiyenden korkuyorsa o zaman biz insanların da korkması gerektiğini söylemek yanlış olmaz. Karınca yiyenler genellikle insanlarla temastan kaçınırlar. Buna rağmen birkaç dev karınca yiyenin insanları öldürdüğü bildirildi. 2005'te uzun burunlu yaratıklardan biriyle benzer bir çatışmada bir adamın öldürülmesinden sadece 2 yıl sonra Kuzeybatı Brezilya'da 100 kişinin ölümüne neden olan bir saldırı gerçekleşti. Bu yüzden bir karınca yiyenin çimine girmeden önce 2 kez düşünün. Kuğu. Kuğular göründükleri kadar nazik değiller. Bu zarif yaratıklar biz insanlar için sevgi, zerafet ve saflığın sembolü olsalar da son derece korumacı ve saldırgan oldukları da biliniyor. Birkaç ender vakada cinayet bile işlemişler. Bir kuğuya yeterince yaklaşırsanız bu yaratıkların size ne kadar çabuk sinirlenebileceğini bilirsiniz. Neyse ki büyük kanatlarıyla genellikle sizi ısırmaktan ziyade korkuturlar. 2017 yılında özellikle kızgın bir kuğu tarafından saldırıya uğrayan oldukça değerli İngiliz bir tekne battı. Daha da şaşırtıcı bir şekilde 2012'de Chicago'da bir adamın kıyığına kuğunun biri saldırdı ki kayık alabora oldu ve adam boğuldu. Kuğu yuvasına çok yaklaştığı için kuğuyu tedirgin ettiği söylendi. Yani buradan çıkaracağımız ders, kuğulara yaklaşmayın. Yavaş loris. Yavaş loris tipik olarak Güneydoğu Asya'da bulunan en nadir ve en sevimli primatlardan biridir. Yumuşak kürkü ve şişkin gözleri onu biz insanlar için karşı konulmaz derecede sevimli kılarken aynı zamanda zehirli bir yaratık olduğunu da aklınızda bulundurmalısınız. Onlar yeryüzündeki tek zehirli primatlardır. Yavaş lorislerin dirseklerinin yanlarında tehdit altında hissettiklerinde kötü kokulu zehirli bir sıvı salan bezler bulunur. Lorisler daha sonra dirseklerinden kendi zehirlerini yalar ve rahatsız eden yırtıcıyı ısırmadan önce tükürüğüne karıştırır. Genellikle sadece bir savunma mekanizması olarak kullanılan bu zehir insanlarda hastalığa, anafilaktik şoka ve hatta ölüme neden olabilir. Bu sevimli maymunla oyun oynamaya çalışmazsanız iyi edersiniz.